Düşman istersen nefis yeter. Evet kendini beğenen belaya düşer, zahmet çeker. Kendini beğenmeyen safayı bulur, rahmete gider. Şimdi bugünkü konuşacağımız mesele nefisle alakalı. Nefsimizi terbiye mi etmeliyiz yoksa onu öldürmeli miyiz? Çünkü insan başına bir sıkıntı, bir musibet geldiğinde onun hemen kaldırılmasını ister. Yani onu def etmek ister. E şimdi başımıza böyle bir musibet var, böyle bir düşman var. Yani düşman arıyorsan nefis sana yeter diyor Üstad Bediüzzaman. E madem böyle bir durum varsa ben bu nefisle nasıl mücadele edeceğim? Bugün onu konuşacağız. Ama Ramazan-ı Şerif'te olduğumuz için Ramazan-ı Şerif'teki orucun hikmetlerinden bir hikmeti de diğer hikmetleri konuştuğumuz gibi nefsi terbiye kısmındaki hikmeti alacağız. Nefsi öldürmektense onu terbiye etmek daha makul. Çünkü ben nefsimi öldürmek istiyorum diyen kişi bir nevi ben imtihan edilmek istemiyorum demek oluyor. Hayır nefsin iyi yönleri de var. Nefsi nasıl kullandığına bağlı olarak elbette değişiyor. Onlara gelmeden önce şunu da bilmeliyiz ki insan olarak biz bu dünyaya gönderiş amacımız aklımızı, kalbimizi, ruhumuzu, vicdanımızı, hislerimizi, azalarımızı ve organlarımızı Cenab-ı Hakk'a yönlendirip onun istediği tarzda kullanıp onlara hakiki vazifelerini yaptırıp terakki etmek ve onun rızasını kazanmak. İşte nefis burada muazzam bir aracılık yapıyor aslında. Çok güzel bir vesilelik ciheti de var ama nasıl kullandığına bağlı olarak değişiyor. İşte bu imtihan sahasında bize içeriden düşmanlık yapan bir nefis dışarıdan da bize musallat olan bir şeytan var. Ve nefis genelde şeytan hesabına vazifesini icra eder. Yani içimizde bir nevi şeytanın bir casusu ve ajanı var. O zaman biz bunu keşfetmemiz gerekiyor. Çünkü sen diyor eğer evinde diyor hırsızı barındırıyorsan diyor evinde hırsız varsa bu kapı kilit tutmaz. Yani ne yapacağız? Hariçteki düşmanı bilmek yeterli değil. Şeytanı keşfettin, şeytanı bildin değil. Onun içeride bir ajanı var. Daha tehlikeli. O zaman ne yapacağız? biz içerideki düşmanla mücadele etmeyi de öğreneceğiz. Nefsimizi Cenab-ı Hakk'a ulaşmada bir aracı olarak nasıl kullanabiliriz? Demişler ki nefis huysuz bir at gibidir. Vahşi bir at gibidir diyor. Ne yaparsın? Vahşi bir atı yakaladın. Şimdi onu bir ağaca bağlasan, bir direğe bağlasan, aç bıraksan, susuz bıraksan güçten düşer. Lakin işe yaramaz. Üzerine binemezsin. Seni bir yere götüremez. Onu kullanamazsın. Ama diyor ki onu tut, bağla, bazen aç bırak. Bazen yemeğini ver. Onu terbiye et. Terbiye ettiğin zaman hem de gücünde tutarsın onu ve işine yarar. Bir vasıf olarak kullanırsın. İşte aynısını biz nefside böyle uygulamamız gerekiyor. Mesela sirkteki aslanları terbiye etmek için onlara e, iğne vuruyorlarmış. Ne oluyor? O vahşi olan hayvan uysallaşıyor, bir kedi gibi oluyor. Uysallaştığı anda da on istedikleri gibi kontrol ediyorlar. Gördün mü? Üstad da nefsi toprağa benzetiyor. Diyor ki toprak hava, su ve nur yani ışık diyelim biz. Bunlara diyor nispeten kesiftir diyor. Karanlıktır ve koyudur. Diğerleri gibi latif değildir diyor. Ama diyor baktığın zaman diyor o toprak kesiftir, katıdır diyor diğerlerine nispeten. Bu toprağa diyor terbiye edersen ondan diyor neler çıkar. Öyle değil mi? Yediğimiz gıdalar, gelen rızıklar nereden? Toprak ona vesilelik yapıyor. Ama hangi toprak? Islah edilmiş toprak terbiye edilmiş bir toprak bize fayda sağlıyor. O yüzden nefsimizde biz bu yönde terbiye ve ıslak cihetine çalışırsak Allah'a ulaştıran yani nefsin mertebelerini konuşacağız birazdan. Cenab-ı Hakk'a ulaştıran muazzam vesilelik cihetleri var. Muazzam bize birer vasıta olabiliyor. Lakin buna gelmeden önce bu nefsi öldürme kısmını bir konuşalım. Yok mu nefsini öldürenler? Var. Var lakin hangi nefsi öldürmüşler? Nefsi öldürdün, öldürdüğü yerde yenisi doğuyor. Yani aslında evliya zatlar, mübarek zatlar birinci nefsi emmareyi, birinci kötülüğü emreden nefsi öldürmüşler. Ama bu sefer daha tehlikelisi onlara musallat olmuş. Kendini göstermeyen, kendini gizleyen yani ajanların da ajanı olan ikinci nefsi emmare. den ve damarlarda dolaşır. Pusu da bekler her daim. Senin zayıf anında ortaya çıkar. Sen kendini tehlikesiz gördüğün bir anda ortaya çıkar ve seni alt etmeye çalışır. Hani hep böyle menkıbelerde duyuyoruz ya şöyle evliya zat şöyle olmuş diye. O nefsini öldürdüğünü zannedip de ikinci nefsi emmarenin tuzağına düşmüştür genelde. Şimdi bununla alakalı da şöyle bir misal verebiliriz aslında. Diyelim ki birisi var kedisini terbiye ettiğini söylüyor. Diyor ki benim kedim öyle hassas o kadar duyarlı ki böyle buraya yüzlerce binlerce bardak dizin onların üzerinde diyor onları devirmeden yürür. Millet merak ediyor Allah Allah bu nasıl olacak ya diye. Ve gerçekten bakıyorsun kedi o kadar hassas patilerini öyle hassas atıyor ki hiçbir bardak devrilmiyor. Diyorlar ki evet bu kedi terbiye olmuş. Yani bunu güzel eğitmişler. Oradan bir fare geçene kadar. Oradan bir fare geçtiği anda bütün bardaklar darmadağın. Ne oldu? O kedideki o hissiyatlar gizlenmiş pusu kurmuş vaziyette anını bekliyorlar. İçindeki hisler tekrardan uyanıyor. O yüzden mesele nefsi böyle yay gibi bastırmak değil. Bastırdıktan sonra onu muhafaza etmek. Mesela takvayı kazanmak değil, takvayı muhafaza etmek. İhlası kazanmak değil sadece kazanmak ve onu muhafaza etmek. Sen o nefsini terbiye ettiğini zannettiğin yerde, öldürdüm dediğin yerde pusuya yatar. En tehlikeli de odur. Kişinin kendini tehlikesiz zannetmesi. Şimdi ben bu meseleyi nasıl karşılaşıyorum? Ya Ankara'da yakın zamanda karşılaştığım bir olayı söyleyeyim. Ee, sabah bir hastane ziyaretine gittik bir dostumuzun. Sonrasında çıktık bir kafede kahvaltı yapalım diye. Ee, yaşı büyük bir abimiz. yani çok rahat söylüyorum 50 yaşında var. Aa Serkan hocam falan diye geldi abi. Estağfurullah nasılsınız iyi misiniz böyle güzel muhabbet. Dedi ki ya videolarınız dedi çok güzel çok faydalı. Abi ben de namazlarımı kılıyorum zaten dedi. İhtiyacı olanlara atıyorum senin videonu dedi. Yani sonradan biraz daha muhabbet. Kendisinin bu tarz şeylere ihtiyacın olmadığını, namazımı ben kılıyorum diyor. Böyle ben doğru yoldayım, bozuk olanlara atıyorum diyor videolarınızı. Kendini tehlikesiz görüyor. Sonra tuttum kolundan dedim iş öyle değil. Dur bakalım dedim ya. Bununla çok karşılaşıyoruz. Mesela bir tane motokurye. Vallahi de çok güzel iş yapıyorsunuz. Allah dedi sizden razı olsun. gerçekten dedi insanların buna çok ihtiyacı var. Ha dedi ben çok fazla ihtiyaç hissetmiyorum çünkü dedi Rabbim biliyorum ben dedi. Haram nedir, şey nedir biliyorum ama çalıştığı ortam da çok sıkıntılıydı kişinin kendini tehlikesiz görmesi kadar tehlike yok. Ne olmuş? Nefis ona kendini dost edindirmiş. Hani benden sana zarar gelmez sen iyisin zaten diye. Eyvah ki eyvah nefsini hevasını kendine dost edinenlere. Asıl işte diyor belayı onlar bulur. Allah muhafaza kendini beğendirir kendini tehlikesiz görür. Böyle tehlikeleri var. O zaman gelin biz nefsin böyle tehlikeli olduğunu biliyorsak bunu ne kadar ıslah etmemiz lazım terbiye etmemiz lazım olduğunu idrak ettiysek Bakalım yani nefsin o mertebelerinde insan nefsini terbiye ederse nasıl Cenab-ı ulaşan yollara mazhar oluyor onu konuşalım. Tasavvufi dilde nefsin yedi mertebesinin olduğu söylenir. Ayetlerde de her bir nefis mertebesi geçer. ''Felâ tüzekke enfisekum'' Nefsinizi temizi çıkarmayın diye Cenab-ı Hakk'ın ikazları var. Yani ben kendi nefsime itimat etmem. Nefsim her daim kötülüğü ister. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti olmasa ne hallere girerim diye şimdi bakıyorsun Yusuf Aleyhisselam'ın böyle bir yakarışı var, böyle bir duası var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bakıyorsun o dahi değil mi? Hani baktığın zaman nefsinin en üst mertebelerinde geçmiş, nefsini terbiye eden o mübarek zat dahi ne diyor Aleyhisselatü Vesselam? Rabbim beni nefsimle baş başa bırakma. Bir an daha yoksa baş başa bırakma. Hatta göz açıp kapayıncaya kadar beni nefsimle baş başa bırakma diyor. E şimdi sen kimsin? Ben kimim? Nefsimize güveniyoruz. Nefsine güvenen zaten belayı bulmuştur. Başka bela aramasın, başka düşman aramasın, başka musibet aramasın. Evet. Yani normalde biz nefsimize binip değil mi? Onu Allah'ın razı olacağı mertebeye sürmek lazımken nefis insanın sırtına biniyor, şeytanın emrettiği yere götürüyor. O yüzden gelin bakalım biz yani bu nefis mertebelerini konuşursak biz hangisindeyiz? Bazen nereye çıkıyoruz, nereye iniyoruz? Ona göre gardımızı alacağız. Ramazan-ı Şerif'teki orucu bu mertebelere varmak için bir vasıta yapacağız inşallah. Bunu da Beni bana bırakma Allah'ın kitabında nefsi irdelediğimiz bir başlık altında almıştık. Ben oradan böyle o nefis mertebelerini ayetlere dayandırarak böyle birer birer bir açıklayalım. En altı mertebedeki nefis mertebesi nefsi emmare kötülüğü emreden nefis. Yani günahlara düşkün kendini beğenen hevasına tapan, yasak zevk eğlenceler içinde koşturan, Rabbini dinlemeyen nefis, nefsi emmare. Her daim insanın kötülüğü isteyen nefis. İkinci mertebeye geçen kişi pişmanlık duyan nefis. Kendini kınayan, kendini ayıplayan, hata olduğunu anlayan, istiğfar etmeye yönelik giden nefis. Bu nedir? Nefsi levvamedir. Nefsi levvameyi biz nerede görüyoruz? Mesela Yunus Aleyhisselam e balığın karnındayken Cenab-ı Hakk'a karşı nasıl bir münacatta bulunuyordu? La ilahe illâ ente subhâneke innî künte münezzelemin. Senden başka ilah yoktur. Sen her türlü noksanlıktan münezzehsin. Dikkat edin. Ben kendi nefsine zulmedenlerden oldum. Bir kusuru itiraf var orada. O yüzden demek ki nefsin ikinci mertebesi neymiş? Pişmanlıkla o kusuru itiraf etmek. Yani kendini hesaba çekmek, kendini ayıplamakmış. Evet madem ki bu anlaşıldı nefsi levvame kısmına gelindi. Orada işlettirirse insan kalbini, ruhunu, cihazatlarını ve hislerini, manevi organlarını bir üst mertebeye çıkar. Nefsi mülheme, mülhem, ilhamdan geliyor. Bunun da özelliği şudur. Şimdi nefsi emmareden pişmanlık duyarak levvameye yükselen bir mümin artık bundan sonra tövbe istiğfarla günahlardan sakınmaya başlar artık o tehlikenin farkına varmıştır. Hayır ve şerri hassas bir surette ayırt etme özelliğine sahip olur diyor. Ve bir nevi aslında nedir? Nefsi mülheme ilhama mazhar olmaya başlamıştır. İlhama mazhar olmaya başlamıştır. Çünkü kalpte iki bölüm vardır. Biri meleki ilham, bir de lümmeyi şeytaniye. Bunlar her daim bir çatışma içerisindedir. Koruyucu meleklerin ona ilham ettiği kısımla şeytanın fısıldadığı yer vardır. Şimdi yaşayışımıza göre onlar birbirine galip geliyor. Sen nereyi besliyorsan o galip gelir. Pişman olan nefis her daim böyle tövbe etmeye, yani kendini kınamaya, Cenab-ı Hakk'ı razı etme yolunda olduğu için ilhamı masar olmaya başlıyor. Şehvetini kontrol altına almaya başlar. İşte diyor ki hatta Şems suresinde 7. ve 8. ayetlerde nefse ve onu yaratılış maksadına uygun olarak şekillendirip ona fücur ve takvasını ilham edene and olsun. O şehvetine düşkünlükten kaçındırıp iffete yönlendiren ve aynı zamanda takvasını daim ettiren o kişiye o nefse and olsun diye ayet-i kerimede bize gösteriliyor. Gördün mü? Bakın sıralamalar çok önemli. Kötülükten pişmanlığa geldik. Pişmanlıktan ayırt etmeye başlıyorsun. Evet dördüncüsü neydi? Nefsi mutmainne. Mutmainne tatminlikten gelir. Yani tatmin olmuş nefis. Bu tatmin olmuş nefsi nasıl ele alacağız? Bu artık Cenab-ı Hakk'ın emirlerine layıkıyla, titizlikle, hassasiyetle uymaya başlıyor. Kötüyü ayırt ettikten sonra iyiyi tam manasıyla seçme yetisine kavuşuyor ve her daim bir tesbih halinde, bir şükür halindedir. Bu kişi özellikle nasıl bir tavır sergiler? Her daim okul, sabır, tevekkül, rıza, memnuniyet içindedir. Evet yani bir teslimiyet içerisinde Cenab-ı bulur, saadet darine mazhar olur. Çünkü tatmin olmuştur onun nefsi. Cenab-ı tatmin olmuştur. Neyin nereden geldiğini bilir, ayırt etme özelliği vardır. Sabır kuvvetini geliştirmiştir. Şimdi İmam-ı Rabbani Radyolan diyor ki, Nefsin mutmainliğe kadar gelen nefis mertebesindeki diyor ibadetler taklididir diyor yani taklidi iman göstergesi taklidi ibadet işte diyor o mertebeden sonra diyor nefsi mutmainliğe geçtikten sonra artık tahkiki iman ve tahkiki ibadet serüveni başlar diyor o git gelleri çok yaşamaz diyor artık sonrasında arkadaşlar 5. mertebe yani bu itminana ermiş itaatkar nefsin bir üst mertebesi nefsi radiye yani öyle bir şey ki Artık okul Rabbinden razı olmuş, hoşnut bir hale gelmiş. Öyle bir durum ki Fecir suresinde şöyle bahsedilir. Sen ondan, o da senden razı olarak Rabbine dön. Allah Allah. Her daim hayatında ile Allah var. Hep Allah'a yönelir, Allah'a kaçar. Şüpheli şeylerden uzak durur. Hep onu razı etme yolunda gider. Ondan hep razıdır. Şimdi bu mertebeye geldiği zaman kim? Aslında bunlar kimlerdir? Bunlar sabredenlerdir. Sabır ehli olmalarını ayet-i kerimede nasıl söylüyor? Ellezine izâ sebetun musibetun galu inna lillahi ve inna ileyhi Yani o sabır ehli müminler başlarına bir sıkıntı, bir musibet geldiği zaman, bir felaket geldiği zaman, insanlardan nankörlük ve fasızlık gördüğü zaman derler ki yahu bu kadar dert etmeye gerek yok. Biz ondan geldik ona döneceğiz, onu tanıyoruz, onu biliyoruz. Biz onu bulmak için buraya geldik, onu razı etmek için buraya geldik. O bizden razı olsun diye buraya geldik der yoluna devam eder. Gördün mü? Heh, şimdi buradaki meselede şöyle bir durum vardır. Yani bu radiye mertebesine gelen nefiste elem ve sürur, musibetler, sıkıntılar ve huzur ve mutlu anlar birdir. Bir şey ondan gitmiştir aynı tavır, gelmiştir aynı tavır, kaybetmiştir aynı tavır, kazanmıştır aynı tavırı gösterir diyor. Yani hayatında senin kahrın da hoş, lütfün de hoş kaidesi vardır. Kalbe bir şeye bağlanmamıştır. Elindeki kadar değer verir. Kalbinde Allah'tan başkası olmaz. Çünkü kalbinde Allah'tan başka gelen her şeyi malayani boş bir meşguliyet olarak addeder. Böyle olduğu zaman o kalp Cenab-ı Hakk'ın bir tahtı olur. Gerçek arş orasıdır işte. Yere göğe sığmadım, mümin kulumun kalbine sığdım. İşte kirli olan yere Cenab-ı Hakk'ı nasıl misafir edeceksin sen? İşte bu radiye mertebesine gelen bak nefsi terbiye etme yolunda nasıl bir mertebeye geldi ya? Cenab-ı Hakk'ın bir konağı yapıyor o kalbi. Fesubhanallah. Bizim kalbimize bakalım ben kendi kalbime bakıyorum. Ne kadar Cenab-ı Hakk'a yer var? Sağa sola sıkıştırıyorum diğer mahlukatı Cenab-ı Hakk'a yer ayırmaya çalışıyorum. Böyle bir durum olabilir mi? Rabbim sen gel benim kalbime ama onları da atamam. Sana da yer ayırdım diyoruz. Böyle olur mu? Cenab-ı Hak'tan hoşnut olmak böyle midir? Ondan razı olmak böyle midir? Onu razı etmek böyle mi olur? Biz istiyoruz ki hiçbir şeyimize karışmayan bir ilah olsun. Bizim istek arzularımızı yerine getiren bir ilah olsun. Dünyamıza karışmasın ama ahireti de bizden esirgemesin. Böyle bir ilah istiyoruz. Yani yeri geldiğinde razı oluyoruz. İşlerimizi hallederse ondan razı olacağız sanki bu tavra bürünüyoruz. Böyle olunca samimi bir irtibat olur mu? Olmaz. Menfaati bir irtibat olur. O yolda fedakarlık yapamazsın. Altıncı mertebe. Nefsi merdiye. Bu mertebede ne demektir? Şudur. Artık o kişi Cenab-ı Hak'tan razı olmuştur. Cenab-ı Hak da ondan razı olmuştur. Aklımıza kim geliyor? Hazreti Ebu Bekir değil mi? Sıddık Ekber radıyallahu anh. Bilirsiniz Meşhurdur yani değil mi? Hadislerde çok kez geçen. Cebrail Aleyhisselam geliyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Cenab-ı Hak ben ondan razıyım. Sor bakalım o da benden razı mı diye. Resulullah. Cenab-ı Hakk'ın da kulundan razı olduğu mertebe. Ki Fecir suresini buraya da alabiliriz aslında. Sen ondan o da senden razı olarak Rabbine dön diye. Beyyine suresinin 8. ayetinde şöyle bir ayet-i kerime var. Allah onlardan hoşnut olmuş. Onlar da Allah'tan hoşnut olmuşlardır. Allah Allah olaya bakar mısın ya? Kendimize baktığımız zaman nerelerde geziyoruz, nereye aday olmuşuz, dünyanın adamı olmuşuz, dünya kokuyoruz. Leş gibi dünya kokuyoruz ya. Allah'ın razı olmadığı her şeyi üstümüze takıp takıştırıyoruz ya. Kalbimiz lekelenmiş, kirlenmiş vaziyette. Kendimizi dahi göremiyoruz. Kalbinin olduğunu dahi farkında değilsin ki Cenab-ı Hakk'ı bulasın. Kendime söylüyorum bunları. Nerede kaldı şu mertebeler? imkansızlık içerisinde gibi geliyor değil mi? Hayır efendi olsan, adam olsan sana yollar gösterilmiş yani. Ama kalbinin kök saldığı başka şeyler var. O köklerin kesilmesi lazım. O kökleri kendin kesmiyorsan, samimiysen Cenab-ı Hak onları kesiyor işte musibetlerle, sıkıntılarla. Seni yalnızlaştırıyor, elinden alıyor. Ben sana yeterim diyor. Bunu yaşamak ister misin diyor? Biz Allah'la baş başa kalmaktan dahi korkuyoruz. Sonrasında nefsi kamile yani nefsi safiye diye de geçer bu. Saf, tertemiz, arındırılmış, berrak olan nefis. Artık kemale ermiş. Tüm vasıfları en güzel şekilde muhafaza etmiş. Cenab-ı Hakk'a en geniş ayna olmuş. İsim ve sıfatları en külli imanda en temiz şekilde tecelli eden nefis. Bu mertebe artık ileri boyutta bir irşat makamıdır. Peygamberlerin geldiği makamlar gelip geçtiği makamlar. Bu makamda bir insanın gelmesi, bir veli zatın, bir mübarek zatın, eyli keşfin bu mertebeye gelmesinde şöyle bir durum var. O kişinin nazar etmesiyle adam fasıksa yoldan döner. Eğer kalbi mühürlenmemişse, kalbi ölmemişse bu kişiye bir muhabbetiyle kalbindeki hastalığı görür. Onu tedavi edecek yolları bilir. Bir irşat makamıdır bu. Nefsi öldürmek mi onu terbiye etmek mi? Ha? Dünyalık olarak bir makama varmak için ne fedakarlıklar yapıyoruz biz, ne gayretler içerisinde bulunuyoruz bir maaş alalım diye bir kariyer uğruna ama Cenab-ı Hakk'ın iltifatını, Cenab-ı Hakk'ın teveccühünü onun rahmetine mazhar olma yolunda bir fedakarlığın olmayacak mı? Dünyalık makamların bir karşılığı var da Allah'ın rızasını kazanmanın bir karşılığı yok mu ya? Yani ona mazhar olmak bir lezzet değil mi? Bir mükafat değil mi? Eksik mi, yetersiz mi, sözünden mi döner? O makam yetersiz mi görüyorsun? Evet. Kendimize bunları sormamız lazım. Nefsi emmareden kurtulmak için önce şu muhasebeyi yapmamız lazım. Daha pişman değiliz ki şu mertebelere gelelim biz. Değil mi? O zaman şimdi biz şu meseleleri konuştuysak Ramazan-ı Şerif'te biz bunu nasıl kazanacağız? Şu mertebelerin tadına nasıl varacağız? Tadına varsak devamı gelir. Tadını bilmiyoruz. Diyor yani harama bakmasa bir kulum diyor o haramlarda bulduğu lezzetin diyor binler katını o imandan bir damla olarak kalbine bir damlatırım bir daha oraya yaramaz diyor. Ya. Kıyas edemiyoruz. Kıyas noktamız yok. Çünkü bilmiyoruz diğer tarafın lezzetini bilmiyoruz. Leş olanı miski zannediyoruz. Böyle bir durumdayız. İşte diyor ki dördüncü nükte Ramazan-ı Şerif'te. Ramazan-ı Şerif'teki oruç nefsin terbiyesine baktığı cihetindeki çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki. Bir nefis kendini hür ve serbest ister ve öyle terakki eder. Esir olmak istemez, emir almak istemez, her daim özgürlük ister. Ne diyor üstad? İnsanlar hür oldular ama yine de Abdullah'tırlar. Yine de Allah'ın kuludurlar. Nefis emir dinlemez, emir kiplerinden hoşlanmaz. Serbest ister öyle telakki eder. Serbest değildir ama hep öyle kendince hükümler verir. Namaz kıl dersin kılmaz. Oruç tut tutmaz. Gel gelmez. Git gitmez. Ver vermez. Al almaz. Alma dersini alır tam terslerini yapar böyle. Tamamen o emrin zıttını hareket eden yani nefis tabiri caizse hakkınızı Erdin Anne babasına isyan eden bir ergen gibidir. Değil mi? Yani benim de haklarım var. Benim de bilgim var. Ben de söyleyeyim diye kendi benim karar mekanizmam var diye isyan içerisindedir sürekli. Böyle bir tabir de belki kullanabiliriz. Çünkü nefis kural tanımaz. Yahu şeytan kural tanıyor mu ki o tanısın? Onun babası kim yani değil mi? Baktığın zaman onun komutanı kim? Hocası kim yani? Şimdi hocası dinlemiyorsa o dinler mi? Çünkü ne yapar? Küçük kalkar büyüye bakar. O yüzden şeytan onun mürşidi olmuş. O da onun müridi olmuş. Böyle bir ikilem içerisinde dinlemez. Şimdi bunun böyle bir özelliği varmış. İlk önce bir nefsi tanıyalım bakalım. Nefis neymiş değil mi? İki, diyor ki nefisli diyor. Mevhum bir rububiyet ve keyfi mayaşa hareketi fıtri olarak aruz eder. Bir açalım bakalım şu mevhum rububiyet, keyfi mayaşa hareket nedir? Fıtri olarak bunu aruz etmesi nedir? Bir açalım. Yani biz burayı nereye sığıştırabiliriz? Şu konu benim bedenim, benim kararım diyenler. Çıkmadılar mı pankartlarla değil mi? Benim bedenim, benim kararım. Kimse bize karışamaz. Kendin kural koy, kendi kurallarının, kendi kanunlarının reisi ol. Yani sen kural koy, başka kimseyi tanıma. Mevhum bir rububiyet. Gel şu iki kelimeyi bir konuşalım mı? Mevhum ne demek mevhum? Gerçekte olmadığı halde gerçek sanılan. Yok ama varsayılan. Mevhum. Şuradan şuraya iki metre çiz. Şuradan da şöyle beş metre getir. Yok. Ama var zannederek yaptığın işler. Diyor ki işte diyor nefis de diyor mevhum bir rububiyet vardır. Rububiyet nedir? Rububiyet tedbir elinde olan, tasarruf elinde olan, terbiye eden yani canlı cansız her şeyi zerreden yıldızlara kadar kudretiyle, ilmiyle, iradesiyle onları kontrol altında tutan, tüm mahlukatın rızıklarını zamanında karıştırmadan yetiştiren, idare eden, onların silahlarını, donanımlarını veren, şaşırmadan, karıştırmadan her vakit onları terbiye eden, onları gözeten, onları büyüten, besleyen demektir. İşte diyor ki nefis kendini diyor böyle zanneder. O yüzden de bakar der ki benim bedenim benim kararım. Yahu Allah aşkına yani sen kimsin diye bir sorsalar nefse insanın kendi bedenine sen bırak yani böyle bir parmandaki tırnağını idare edemiyorsun ya büyümesine engel olamıyorsun be kardeş. Kendi bedeninde bu kadar faaliyetler var senin bedeninse ölüyorsun hastalanıyorsun ya İnsan gerçekten diyor gayet cahildir diyor. Ona emaneten verilen bedeni gasp etmiştir diyor ya. Benim bedenim benim kararım. Bunu söylerken bu mevhum rububiyet kendinde bir nevi ilahlık tasavvur ediyor. Mesela doktorlar ben senin hayatını kurtardım. Bir firavun düşüncesidir bu. Firavun öyle yapmış biliyorsunuz değil mi? Bir kişi ateşe atmış öldürmüş bak cehenneme atan benim birini de öldürecekken bak seni öldürmedim işte bak cennet yaşadığım yaşadığın ortam cennet bak ben senin ilahınım. Diye bu tarz böyle mevhum bir rububiyet içerisine girmiş. İşte diyor ki nefis firavundur. Nefis böyle bir şeydir diyor. Kendini ilah gibi görür diyor. Nemrud'dur diyor yani nefis. O zaman nefsimizi tanıyacağız biz. Ve keyfe mayaya hareket eder. Fıtri olarak böyle bir arzu verilmiş buna. Yani istediği gibi hareket eder. Keyfi nasıl isterse öyle hareket eder. Yani demek ki insana bu mevhum rububiyet fıtri olarak verilmiş. Madem böyle bir tehlikesi var. O zaman niye verilmiş? Bundaki hikmet nedir? Bu kadar tehlikeli bir düşman bize niye verilmiş? Öyle değil mi? Biraz daha meraklanalım o zaman. Hatta ne diyor bir yerde? Diyor ki erik ve şürp yani yeme içme. Senin iraden ve idaren dahilinde olan yeme içme, tasarrufun dahilinde olan yeme içmeyi dahi diyor sen yapamıyorsun. Bak çok kez tekrarladığımız bir hakikat yani yeme içme esnasındaki yani onu yedin hazırladın ki sana hazır olarak geldi. Sonrasında o yedi, midenden geçti, vücuduna dağıldı. Kan hücreleriyle bütün o elementler ne kadar ayrılıyor, her yere mineraller, vitaminler dağılıyor. Sen mi yaptın? Çok basit yani benim bedenim, benim kararım meselesinde şu çok önemli ya, şu hücrelerini, 100 milyon hücreyi sen mi idare ediyorsun? Bunun cevabını ver gözüne gelen bir atomu sen bütün vücudunla komplike halde haberci yaparak fabrikanın çarkları gibi ona hizmet ettiriyorsun. Sen mi yapıyorsun? Sormak lazım yani insan kendisine bunları soracak. Hatırla yani bak bunu kaç kere belki de duydun yani Safa. 50 milyon hücre saniyede ölüyor kardeş. Yerine 50 milyon hücre geliyor. Anında sen mi yarattın? gelenlerin birbiriyle ne yapacağını hangisinin nereye de görev alacağını sen mi yaptın da bu beden benim diyorsun ya. Bu bedenin emanet olduğunu unutan gasp eder. Demek ki nefiste böyle bir şey varmış. Yani mevhum bir rububiyet var. Peki neden bize verilmiş diye soru sormuştuk. Onun cevabını verelim. Niye bize verilmiş? Bize vahidi kıyas için verilmiş. Evet Allah bize ufak bir tasarruf vermiş, bir irade vermiş, bir tedbir vermiş. Bir şeylerden terkip etme özelliği vermiş. Maddeleri topluyorsun, bir ev yapıyorsun. Ama bunların hepsi birer kıyas için verilmiş. Bunlar bir ölçüdür. Yani Cenab-ı Hakk'ı tanımak için. Ben ilmimle yaptıklarımı bakacağım. Sonra onun kısıtlı olduğunu bilip Cenab-ı Hakk'ın ne kadar alimi mutlak olduğunu bilmem lazım. Kendi kudretimle yaptıklarımda ne kadar cüzi işler yapıyorum. Bir ev yapıyorum, bir araba yapıyorum. Sonra diyeceğim ki ya ben bu kudretimle bunu yapıyorum. Allah Allah Cenab-ı Hak neler yapıyor. Kadir mutlaka bak diye. Kendimizdekilerden yola çıkarak bize farazi, mecazi surette verilmiş olan bu hakikatlerle, bu ölçülerle Cenab-ı Hakk'ın sonsuz ilim irade kudretini tanıyacağız, isimlerini tanıyacağız. Bunun için bize verilmiş yani. Ama insan onu ne yapıyor? İnsan kendisine bir nankörlük aracı, bir isyan aracı yapıyor. Yani devletin silahını devlete çeviriyor. Nankörlüğün adı budur. Böyle bir mevhum rububiyetle keyf-i mayaşa hareket eder diyor. Fıtri olarak diyor bunu arzu eder. Bu şekilde yaşar. Buna misal verelim mi? İki tane hizmetkar anlatılır ya hep böyle misalde. Çok zengin olan bir zat düşünün. Bunun binlerce çiftliği var. İki tane hizmetkarını çağırıyor yanına. Onlara servetinin ne kadar büyük olduğunu, o serveti idare etmenin ne kadar külfetli olduğunu, tasarrufun ne kadar büyük olduğunu, o zenginliğin lezzetini, haşmetini, kudretini anlatmak için iki tane. Kendi yanındaki hizmetkarına diyor ki gelin diyor size birer tane fabrika. Size diyor bunları veriyorum birer fabrikayı. Bir yılına diyor size veriyorum. Burayı diyor işleteceksiniz diyor. Benim kendi benim diyor bellediğim diyor prensiplere uygun bir şekilde diyor. Bu makineler diyor bana eksiksiz şekilde dönecek. Benim namıma diyor burayı idare edeceksiniz. Şimdi birisi girer girmez kıyas yapmaya başladı. Yani oraya girer girmez kendisinin zanneder gibi giriyor. Bir kıyas yapacak ya. Bir aidiyet hissetmesi lazım. Doğru mu? Girdiği gibi bir bakıyor diyor ki ya ben bir insan olarak diyor şuraya bak diyor yani burada bu kadar insan idare ediyorum. Demek ki bu adam diyor ne kadar büyük ya diyor. Binlerce insan idare ediyor. Onun kudretini düşündü. Bu fabrikadan diyor çıkan mahsulat bu kadar. Diğer fabrikalardan çıkan onun servetinin büyüklüğünü, haşmetini değil mi? Onun tüm zenginliğini görüyor. Kendinin ne kadar böyle ondan aşağı mertebede olduğunu bilip ona karşı hürmeti, sevgisi, saygısı artıyor. Bunu gören o kişi de bir yıl sonra döndüğünde bakıyor ki makineler yerinde. Ahlaki olarak istediği prensipler çerçevesinde orası işlettirilmiş. Ondan sonra onu güzel nimetlere mazhar eder, ödüllendirir, ona mükafat verir. Verir değil mi? Verir. Yani bu, bu böyledir bu. İkinci adam içeri girer girmez ona emaneten verildiğini unutarak kendisinin zannediyor. İlk yaptığı iş tabelayı indiriyor. Tabelayı indiriyor, kendi ismini oraya asıyor. İçerideki makineleri kendi istediği gibi kullanıyor. Mahsulatı kendisine makineyi satıyor, değiştiriyor, kırıyor, döküyor. Kendisini zannediyor, ortalığı talan ediyor. E peki döndüğünde ceza alır mı almaz mı bir yıl sonra? Her şeyi mahvetmiş, mahsulat çıkmamış, istediği tarzda prensiplerle devam etmemiş. İşte bu misalden biz neyi anlayacağız? Evet oradaki zat kimdir? Cenab-ı Hak'tır. Oradaki fabrika kimdir? İnsan bedeni fabrikadır. Peki oradaki iki hizmetkar itaat eden ve prensiplere uyan, dinleyen kişi, ona uygun şekilde çalışan kişi bir mümindir. Diğeri nefsine düşkün, şeytanın dediğini dinleyen, nefsin esiri olmuş olan fasık kişidir diyor. Oradaki o prensipler, kurallar İslamiyet'in imanı şartlarıdır. Cenab-ı Hakk'ın istekleridir, emirleridir. Şimdi bak bakalım kendi hayatına. Aynı mesele bizim hayatımızda da geçerli mevhum bir rubiyetin içine giren, kendisi dediği gibi şu bedeni kullanmaya çalışan isyan eder. Cezasını da çeker. O yüzden nefsinizi temize çıkarma. Nefsine rıza gözüyle bakma. Nefsinle barışık olma. Şimdi bunu anladıysak o zaman üçüncü özellik. Nefis hadsiz nimetlerle terbiye olunduğunu düşünmek istemiyor. Çünkü tefekkür etmek istemiyor. Düşünse hadsiz nimetlerle terbiye olunduğunu bir düşünse bir fikretse, aciz olduğunu, fakir olduğunu anlayacak, kusur olduğunu anlayacak, bir hiç olduğunu anlayacak, sonsuz rahmet sahibi bir zatın verdiği nimetlerle şu hayatı devam ettirdiğini anlayacak, onları tedarik etmekte bir kudretinin olmadığını anlayacak ama o yüzden de düşünmek istemiyor. Düşünse tanıyacak, kendi mahiyetini bilecek, kendisinin ne kadar boş beleş olduğunu anlayacak o nefis. Düşünmek istemiyor. Bir deve kuşu gibi başını kuma sokuyor avcı onu görmesin diye. Gözünü kapatıyor. Gözünü kapatan yalnız kendine gece yapar kaydesince bu nefis gözünü kendine kapatıyor. Gece zannediyor. Gözünü kapatınca yok. Yok zannediyor. Pollyana gibi yaşıyor nefis. Ve dördüncü özelliğine gelelim nefsin. Özellikle diyor ki hususan böyle diyor düşünmeyen bir nefsin dünyada servet ve iktidarı da varsa. Ve diyor gaflet dahi yardım etmişse bütün bütün gasıbane, gasbedercesine, hırsızcasına nimeti ilahi hayvan gibi yutar diyor. Allah Allah. Bakın buradaki önemli olan şey ne biliyor musun? Dünyada servet ve iktidarı varsa bunda çok bir sıkıntı yok. Servet, iktidar nimettir. İhsandır bunlar. Ama diyor gaflet yardım etmişse. Yani Allah'ı unutturacak ölümü, ahireti unutturacak olan, dünyevi meşguliyetler ve lezzet keyiflerin içine dalan bir kişi. Bu zenginlik içerisinde diyor ki, bütün bütün gasp edercesine, hırsızcasına diyor Allah'ın nimetlerini hayvan gibi yutar. Niye bunu söylüyor? Eğer servet iktidarı yoksa adam fakirse, imkansızlar içerisindeyken her daim aciz olduğu zaman nefis dizginleniyor ya. Aziyetini düşünüyor. Nefis o vahşi at gibi bağlanınca terbiye edilir diyorduk ya. Ha, bu şekilde terbiye edilince düşünüyor, acizini, fakirini anlıyor. Bu sefer ne yapıyor? O nimetlerin Allah'tan geldiğini idrak ediyor. Onlara kendisinin sahip olmadığını anlıyor aslında. Ama diyor ki ee, servetin iktidarı varsa ve diyor gaflet yardım etmişse şöyle bir durum oluyor bu adam mecburiyet tahtına girmediği için canı yemek istediği zaman gidiyor dolabı açıyor acıktığı zaman telefonla yemek siparişi verebiliyor onu yaptırabiliyor o lokantaya gidiyor bir şekilde onu düşünmeye fırsat bulmuyor bakın ehli imanda servet ve iktidar varsa muazzam elhamdülillah Allah'ın nimeti ve ikramıdır onu demiyorum Gaflette olan kısmını konuşuyoruz biz burada. Bakalım biz servet ve var abi ben şükrediyorum Allah'a. Gerçekten öyle mi? Gel bakalım şimdi hayatımıza. Diyor ki nimet ilahi diyor hırsızcasına gasp edercesine hayvan gibi yutar. Şimdi burada hayvana bir hakaret yok. Çünkü hayvan hayvanlığını yapıyor değil mi? Hayvan gelir yer içer yatar kalkar gider. İnsan insaniyete layık bir şekilde yemesi lazım. Yani bu hayvanı kötülemek değil. Hayvanın hayvanlık yapması güzeldir. İnsanın hayvanlık yapması saçmadır. O yüzden diyor ki gasp eder ve hırsızcasına yer. Gasp etmek ve hırsızlık nedir? Bir nevi başkasının malını onlar izinsiz almak, kullanmak, tasarruf hakkını kendine geçirdiğini zannetmek. Çalmak yani bir nevi. Doğru mu? Bu zulüm müdür? Zulümdür. Şimdi gel. Birinci sözde hatırlayın. Birinci sözde diyor ki her bir nimetin bir fiyatı vardır. Cenab-ı Hak o nimetlere bir fiyat istiyor. Ne istiyor o fiyat? Bir, zikir, iki fikir, üç şükür. Doğru mu kardeş? Ha, nedir başta Bismillah? Ortada işte diyor düşünmek, o terbiye olunduğunu, nasıl terbiye olunduğunu düşünmek o nimetlerle bu fikirdir diyor. Mün'im hakiki bulur diyor. Nimetlendirildiğini bilir. En sonunda da diyor şükürdür. Ne der? Elhamdülillah der. Eğer bir insan bunu yapmıyorsa gasp etmiş oluyor işte. Allah'ın malını hırsız diyor. Bakın Bismillah demeyen, sonunda Elhamdülillah demeyen ortasında da bu tarz fikri nasıl terbiye düşünmeyen bir insan hırsızdır. Ve ağır bir tabir hayvan gibi yutar diyor. Çok garip değil mi? Aa, demek ki böyle bir durum varsa Ramazan-ı Şerif'te en zenginden en fakire kadar herkesin nefsi anlar ki kendisi malik değil, kendisi efendi değil, kendisi sahip değil, memlüktür. Yani köledir. Efendi değildir. Hür değildir, abdir, kuldur. Emrolunmazsa, izin verilmezse en adi ve en rahat şeyi de yapamaz. Elini suya uzatamaz. Haddini bilir. Kendi mahiyetini anlar. O mevhum olan rububiyeti kırılır. Aa ben bunların sahibi değilmişim. Ben kendimi zannediyordum ya. O kadar çalıştım ettim adamın hesapta trilyonlar var. Akşam o suyu elini uzatamadığında cık 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 onların sahibi ben değilmişim der. Mevhum olan rububiyeti kırılır, ubudiyeti takınır. Kul olduğunu anlar. Sonra hakiki vazifesi olan şükre girer. Gelin biz bunu böyle tersine alalım. Kimler hakiki şükre girer? Ubudiyeti takınanlar. Kim ubudiyeti takınır? Mevhum rububiyeti bırakanlar. Nefsine köle olmayanlar. Nefsini terbiye etme yolunda olanlar. Elhamdülillah. Ramazan-ı Şerif'teki orucu bir de bu açıdan baktık, değerlendirdik. Önümüzdeki video nefsi dizginledik, haddini bildirdik. Şimdi nefsimizi şöyle süslendireceğiz. Cenab-ı Hakk'ın o kulluk podyumunda O'nun karşısına çıkarma yolunu konuşacağız, evet.